Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamd yeri göğü arasındakileri yaratan, sevk ve idare eden, mazlumların hakkını zalimlerden alan, kulları üzerinde gözetleyici olan Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Salatü vesselam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Adem aleyhisselama kadar olan bütün peygamberlere, şehitlere, alimlere, abidlere bu üzerimize olsun. Amin. İnşallah Esmaül Hüsna dersimize başlıyoruz. Esmaül Hüsna ilimlerin en şereflisidir. Hoca kardeşlerime tavsiye ederim. Ders başlatmak istiyorlarsa Esmaül Hüsna ile başlatabilirler. Ezberlenmesi kolay. Hem de ders yönünden hafif bir ders olur. Bundan dolayıdır ki Allah Celle Celaluhu'nun isim ve sıfatlarını da derste iştirak eden İnsanlar da bu vesileyle öğrenmiş olur. Onun için biz geçmişte yaptık 7'den 70'e herkes Esmaül Hüsna'yı derse katılanlar ve dersi sürdürenler ezberledi. Bunu ezberlememizin bir faydası da Yüce Yaradanımızın bizim için halk etmiş olduğu bu nimetlere karşılık ona nankörlük yapmamamız için onun isim ve sıfatlarını biz bilirsek isim ve sıfatlarına canlı cansız herhangi bir şeyi ortak koşmamamız için isim ve sıfatlarını öğreniyoruz. Dolayısıyla Esmaül Hüsna'yı bilmek Allah Celle Celaluhu'yu daha yakından tanımak olmuş olacağından bütün Müslümanlara tavsiye ederim. Derse başlarken bu dersimize katılmak isteyen arkadaşlarımız isterse videoyu seyredenler olsun ya da derse katılan kardeşlerimiz olsun 99'luk bir tesbih edinmelerini istiyoruz. Bu tesbihin amacı 99 tane olmasıdır. Nedeni Allah Celle Celaluhu'nun da 99 güzel ismi vardır. Sırasıyla ezberlendiği zaman atlanma olduğu zaman hangi isim sıfatta atladığımızı anlarız. Dolayısıyla baktığımız zaman hemen hemen hepimiz Allah Celle Celaluhu'nun 50-60 tane ismi sıfatını ezbere zaten biliyoruz. Ama bir 15-20 tanesini saydıktan sonra bakıyoruz ki tekrar aynı ismi saymaya başlıyoruz. İşte bunun sebebi sırasına göre ezberlemediğimizden dolayıdır. Evet, Allah'ın izniyle dersimize geçelim. Allah Celle Celaluhu'nun 99 güzel sıfatı vardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu'nun 99 güzel ismi vardır. 100'den bir eksik. Kim bunları ezberlerse, yani belleyerek, manasını bilerek ve iman ederek ezberlerse, o cennete dahil olur. Onun için başlıyoruz. Tesbihi kullanarak hangi isim ve sıfatları nereye kadar ezberlediğimizi daha kolaylıkla hafızamızda tutarız tesbihin. Bu faydası da olur inşallah. Huvallahu'l-lezî la ilâhe illâhu. Allah kısaca. Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddüs, Es-Selam, El-Mü'min, El-Müheymin, El-Aziz, El-Cabbar, El-Mütekebir, El-Halık, El-Bari, El-Musavir, El-Gaffar, El-Kahhar, El-Vehhab, El-Rezzak, El-Fettah, El-Alim, El-Kabit, El-Basit, El-Khafit, El-Rafi, El-Mu'iz, El-Muzil, El-Semih, El-Besir, El-Hakem,
El-Adil, El-Latif, El-Habir, El-Halim, El-Azim, El-Gafur, El-Şekür, El-Ali, El-Kebir, El-Hafiz, El-Mukit, El-Hasib, El-Celil, El-Kerim, El-Rakib, El-Mucib, El-Vasi, El-Hakim, El-Vedud, El-Mecid, El-Ba'is, El-Şehid, El-Hak, El-Vekil, El-Kavi, El-Metin, El-Veli, El-Hamid, El-Muhsi, El-Mübdi, El-Mu'id, El-Muhyi, El-Mümit, El-Hay, القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الباطن الظاهر الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامي الغني المغني الماني النافي النور الهادي الدار الباقي البدي الراشد الوارث الصابور جل جلاله dediğimiz zaman bu 99'da bitiyorsa demek ki biz hepsini saymışız.